Şu anda Zonguldak Gazeteciler Cemiyetimiz Sayın Derya Akbıyık'la beraberiz. Zonguldaklı gazetecilere hizmette sınırı yok dedi ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni yeni yüzüyle tanıştık ve şu anda sevgili başkanım merhaba. Merhabalar. Çok güzel çalışmalar yaptınız ve biz gazetecilere gerçekten güzel hizmet vermek için elinizden geleni yaptınız. Bunları nasıl sağladınız ve bu şekilde bize bir... Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak 2008 yılında bu binamızı biz yenilemiştik. 2008 yılından beri bu binamızda altı hizmet binamız olarak yönetim binamız, üstü lokalimiz, daha üstte terasımız şeklinde, otoparkımız bu şekilde hizmet veriyor. Bugün konsepti biraz daha değiştirdik Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak. Yerimiz bizim hemen il merkezinde. Ulaşım olarak çok yakın. Ayrıca 12 araçlık bir otoparkımız var. Yönetim binamızın içinde kurumsal bir yapıya kavuşturalım diye. İçinde bir dinlenme odası, misafir odası şeklinde, çalışma odası, sekreterya, röportaj odası ve makam olmak üzere böyle bir çalışma yaptık. Ve bu çalışma sonucunda Zonguldaklı gazete ve gazeteciler de en iyi şeyleri sunalım diye burada amaçlıyoruz. Benim başkanlığımla, yönetim kurulumla beraber, bütün kurumlarımla beraber böyle bir düşünceyi hayata geçiriyorum. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti 68 yıllık bir kuruluş. Yani ülkemizin de önüne gelen kuruluşlarından birisi. Buradaki gazeteciler de en iyi şeye layık diye düşünüyoruz biz. Buradaki cemiyet binamız bizim. Hem il merkezindeki gazetecilere, hem ilçemizdeki, hem de ülke geneli dışarıdan gelen bütün meslektaşlarımıza açık bir pozisyondayız burada. Her türlü altyapıyı veriyoruz. Çalışma yapabilirler, röportaj yapabilirler. Sınırsız internet ağı var. Çalışma odaları var. İstedikleri röportajı, haberi ne istiyorlarsa hepsini burada yazılı olsun, fotoğraflı olsun, görsel olsun gerçekleştirebilme bir ortam sağladık burada kendilerine. Araçlarını çekiyorlar, giriyorlar içeride çalışmalar yapıyorlar. Orada hizmet yapan bir kızımız da var. Her türlü çayıydı, kahvesiydi, diğer hizmetlerimiz de bu şekilde sağlanıyor. Lokalimiz de zaten gazetecilere açık bir lokal. Şimdi böyle bir çalışma ortamı kurduk. Türkiye'de de bu sosyal tesislerimizde ve yönetim binamızda ilk 7 arasındayız. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz. Cemiyetler her zaman için illerinin bir ışığıdır, aynasıdır. Gazeteciler de bir aynadır. Şimdi bu yolla hareket ederek böyle bir çalışmaya adım attık. Eksiğimiz vardır. Onları da gidermeye çalışacağız. Sevgili başkanım, buradan tüm gazetecilere bir mesajınız var mı? Bu tesislerimizde, cemiyetimizde, derneğimizde ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Hepsiniz zaten bu. Yani gazeteciler cemiyeti gazetecilerindir. Gazeteciler olmadığı zaman da bir anlam ifade etmez. Üyemiz olsun olmasın, bütün Zonguldak'ta bu mesleği yapan yazılı, görsel, işitsel, internet medyası dahil olmak üzere bütün hepsinin burada her zaman için ev sahibi konumundadırlar, misafir değillerdedir. Burası cemiyet onların her zaman amededir. Ayrıca ülkemiz genelinden gelen bütün meslektaşlarımız da buradan her zaman yararlanabilirler. Burası onların bir evi. Otoparkımızı görüyorsunuz işte, 12 araçlı. Şehrin tam göbeğinde. Sadece gazeteciler yararlanıyor. Arkada 80 metrekare bir devasa bir sergimiz var. Bir yıl kalıyor. Duvar sergisi. Burada da gazetecilerin yaptığımız çalışmaları sergiliyoruz. Yönetim kurulu. Meslekte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl görev yapmışlar. Gazetelerin birinci sayfalarını yayınlıyoruz. Bu da bizim bir canlı sergimiz. Her yıl yenileniyor bu. Böyle de çalışmalar yaparak hem gazetecilerimizi hatırlamamda hem gazetecilerimizi onore etmemde böyle çalışmalar yapıyoruz. Farklı olduğumuzu düşünüyorum. Farkı da yaratmak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Gerçekten bizler de Çay TV olarak tüm gazeteci arkadaşlarımın adına teşekkür ediyorum. Yaşar Köktürk, Çay TV Zonguldak. Arşiv odası. Arşiv odası var. Dinlenme, misafir odası. Başkanımızın bisikleti. Saniye. Burası başkanım. Mutfağımız. Her türlü. Beni çekme. Her türlü. Burası. Çalışma odası. Burası. Çalışma odası. Her türlü altyapı hazır. Sınırsız internet.
Zonguldak'ta gazeteci arkadaşlarımız burada çalışacaklar. Burada çalışacaklar. Evet. Sekreterya. Özel kalem müdürü. Sekreterya. Evet başkanım. Makam. Şu anda. Başkanımızın makamındayız. Yani kadın kolları başkanı Zonguldak gazeteci yani, elçemiyeti. Bizim örgütten bir hala diye bıraktık ortak bir şey ya. Yani. Makamı. Yıllardır yapıyorsun. Ne makamı? Evet. Burası başkanım. Röportaj odası. He, röportajları burada yapıyoruz. Evet, olabilir şu var. Halil abiye şimdi evet, çok güzel. Şimdi burada makamınızda mı bir röportaj yapalım mı Sine Başkanım? Daha sonra yapabiliriz tabii ki. Teşekkür ediyorum başkanım.